Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum tablet giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz bir Android tableti. Yaklaşık 300 liralık fiyata sahip olan EvoTab X7 HD. Bir süredir test merkezimizde ve bu tabletin özellikleri biraz daha yakından bakalım. Biliyorsunuz piyasada genellikle Asus, Samsung, Acer, Sony gibi üreticilerin Android tabletlerini konuşuyoruz. Ancak bir de giriş seviyesi tabletler var. Fiyatları biraz daha alt seviyede olan tabletler. Tablet için fazla yatırım yapmayı göze alamayan kullanıcılara hitap eden nitelikte oluyor. İşte EvoTab de böyle bir marka piyasaya yeni giriş yapıyor ve görmüş olduğunuz X7 HD de bu ürünlerden, ürün serisinden bir tanesi. EvoTab X7 HD 7 inçlik bir Android tablet. Neler söyleyebiliriz? Tasarıma baktığımızda tasarımının iPad'e, birinci nesil iPad'e biraz benzediği gözüküyor. Siyah renkli bir ön panel, ortada 7 inçlik ekran. Biraz da üstte ve altta çerçeve kalın bırakılacak şekilde yerleştirilmiş. Kenarlar biraz daha ince gözüküyor. Ekranın hemen üzerinde, şöyle kapatalım ışığı. Ekranın hemen üzerinde bir kamera var. 0.3 megapiksellik. Genellikle görüntülü görüşmeler için ayrılmış bu kamera. Şöyle baktığımızda arkaya doğru biraz bombeli bir yapı göze çarpıyor. Bu da tabletin biraz daha rahat tutulmasına olanak sağlıyor. Alüminyumdan yapılmış arka kapak. Görmüş olduğunuz gibi oldukça sade. Üzerinde bir EvoTab yazısı var. Hoparlör dikkat çekiyor. Giriş çıkış açısından EvoTab X7 HD'nin zengin olduğunu söyleyebiliriz. Tabletin üst kısmına yerleştirilmiş genellikle kontroller. Baktığımızda ses tuşları yer almakta. 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası. HDMI 1.4 desteğine sahip mini HDMI portu, micro USB portu, LED lamba var, bu durum göstergesi ve reset tuşu yer almakta. Sol kenarda üste doğru bir güç butonu var. Aynı zamanda ekran kilit tuşu işlemini görmekte. Sağ tarafta o tuşun karşısına gelecek şekilde de geri tuşu yerleştirilmiş. Alta baktığımızda da 3.5 mm'lik kulaklık jakı, DC girişi yani güç girişi ve mikrofon girişi yer almakta. Ekran dediğimiz gibi biraz sıra dışı şekilde yerleştirilmiş. Aslında bu biraz da kullanıcının avantajını, çünkü bu tableti dikeyde tuttuğunuzda parmaklarınızın, özellikle baş parmağınızın ekrana müdahale etmesini ve yanlış dokunmalara, yanlış komutlara neden olmasının önüne geçiliyor bu şekilde. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tasarım oldukça iyi. Yaklaşık 300 gramlık ağırlığı sayesinde EvoTab X7 HD oldukça rahat tutuluyor. Arkadaki kavis yapıda ergonomi biraz daha arttırıcı nitelikte. Ekran 7 inçlik bir 24x600 çözünürlüklü bir ekran var. Çok kaliteli bir ekran olduğunu söyleyemesek de ekranın görüş açısının tatmin edici bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Görüş açısını yükselttiğimizde ekrandaki yazıları, grafikleri rahat bir şekilde görmek mümkün oluyor. Parlaklık açısından da ekranın iyi olduğunu söyleyebiliriz. İdare eder bir ekran var. 300 liralık bir tablet için oldukça düzgün olduğunu söyleyebiliriz. Tatmin edici geldi bize, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun yanı sıra bir 24x600'lük bir çözünürlük bu ekranda oldukça düzgün bir görüntü sunuyor. Piksel yoğunluğu çok yüksek değil, ancak baktığımızda yazıların ve grafiklerin yeterli keskinlikte olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Baktığımızda Android 4.04 Ice Cream Sandwich var bu tablette. EvoTab X7 HD'de Ice Cream Sandwich'in ham kullanıcı arayüzüne pek dokunulmamış. Görmüş olduğunuz gibi standart Ice Cream Sandwich arayüzü karşımıza çıkmakta. Alta baktığınızda geri ana ekran ve çoklu görev tuşlarının hemen yanında 3 tane daha ikon dikkatlerden kaçmıyor. Bu ikonlar yatay orientasyonda karşımıza çıkıyor. Ses tuşları görmüş olduğunuz gibi ses açıp kapatmaya yarıyor ve bunun yanı sıra bir de menü ikonu var. Menü ikonuna baktığımızda da duvar kağıdı, uygulama yöneticisi ve sistem ayarları gibi ayarlara ulaşılıyor. Bu tuşlar, bu ek tuşlar tableti dikey çevirdiğimizde kayboluyor. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce var olan o 3 tane ek tuş şimdi kalkmış durumda. Devam edelim. Tablette kullanıcı arayüzüne pek dokunulmamış, ancak çeşitli ek uygulamalar var EvoTab X7 HD'de. Örneğin APK installer var. Bu sayede Google Play Store dışındaki uygulamalarda APK dosyaları üzerinden, kurulum dosyaları üzerinden yüklemek mümkün oluyor. Documents to Go var. Ofis işleri bu uygulamaya emanet edilmiş. Bir dosya yöneticisi var. SD kartta veya cihazın 4 GB'lık belleğinde bulunan dosyalara erişim imkanı sunuyor. Bu şekilde bir kullanımcı arayüzü var. Impression dosya yöneticisinin. Devam edelim. Tekrar bakacak olursak Kobo'nun e-kitap okuyucusu yüklü gelmekte. Bunun yanı sıra yine devam edelim. Güzel bir uygulama var. Screenshot iyi aradı verilen bir uygulama var.
Genellikle Android cihazlarında ekran görüntüsü almak her cihazda o kadar kolay değildir. Bazı üreticiler sunmuş oldukları çeşitli tuş kombinasyonları ile veya yazılımlarla ekran görüntüsü almayı kolaylaştırıyor. Ancak bunun dışında kalan cihazlarda ekran görüntüsü almak zor. İşte Screenshot IR uygulaması da bu tablet üzerinde kolaylıkla ekran görüntüsü almayı olanak sağlıyor. Uygulamayı çalıştırdınız. Daha sonra salladığınızda otomatik olarak ekran görüntüsü çekiliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ekran görüntüsünün ön izlemesini sağ üst köşede göreceğiz birazdan. Ve bu daha sonra da otomatik olarak cihazın belleğine kaydedilecek. Görmüş olduğunuz gibi ekran görüntüsü alındı. İsterseniz üzerine dokunup çeşitli seçenekleri gerçekleştirin veya paylaşın veya save'leyip kapatın. Eğer hiçbir şey yapmasanız bir süre sonra otomatik olarak o görüntü kayboluyor ve bu ekran görüntüsü cihazın belleğine kaydediliyor. Bu şekilde güzel bir uygulama. Screenshot IR, Evotep X7 işledi. Yüklenmekte. Bunun yanı sıra bir görev yöneticisi var. Bu görev yöneticisi sayesinde uygulama çalışan görevleri ve uygulamaları görmek gerektiğinde cihazın belleğini boşaltıp gereksiz uygulamaları kapatıp boş olan bellek miktarını açmak mümkün. 512 MB'lik bir RAM var cihazda, bunu da söyleyelim. Bunun yanı sıra 1 GHz'lik Cortex A8 işlemci bulunmakta Evotep X7 HD'de. Evotep X7 HD multimedya alanında oldukça öne çıkan bir tablet. Cihazda 2160p isimli bir video oynatıcı yüklü gelmekte. Tabii bu video oynatıcı sayesinde 720p kalitesindeki videoları bile düzgün şekilde izleyebilirsiniz. Örneğin görmüş olduğunuz 720p'lik bir MKV video. Ve görmüş olduğunuz gibi herhangi bir takılma, sesle görüntü arasında senkronizasyon problemi olmadan 720p videoyu düzgün şekilde izleyebilirsiniz. Ancak altyazı desteği biraz sorunlu bu uygulamada. Doğrusunu söylemek gerekirse görmüş olduğunuz gibi Türkçe karakterler Çince gözükmekte. Bu yüzden Google Play Store üzerinden alternatif bir uygulama indirebilirsiniz ve onu kullanabilirsiniz. MX Player bu noktada iş görecektir. Bunu kullandığınız takdirde de yine 720p videoları altyazılarıyla birlikte düzgün şekilde gösterebilirsiniz. Şekildeki gibi. 300 liralık bir tabletin 720p videoları düzgün bir şekilde oynatması gerçekten şaşırtıcı, ancak Evotep X7 HD bunu gerçekleştirebiliyor. Bu da tablet hakkında oldukça olumlu bir izlenim edinmemize olanak sağladı. Tabletin arkasında kamera yok. Önünde 0.3 megapiksellik bir kamera var. Ve Android'in doğal kamera uygulamasını kullanarak bu ön kamerayla kendi fotoğraflarınızı çekebilirsiniz, videoları çekebilirsiniz. Ancak genellikle bu kamerayı görüntülü görüşmeler için ayrıldığını söyleyebiliriz. Skype uygulaması var. Skype uygulaması yardımıyla görüntülü görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz tablet üzerinde. Evotep X7 HD'nin bir diğer özelliği de görmüş olduğunuz kılıfla birlikte gelmesi. Bu kılıfın özelliğine, bu kılıf tableti dış darbelere karşı oldukça sağlam bir şekilde korumaya alıyor. Görmüş olduğunuz gibi tablet uygun bir şekilde geliştirilmiş. Zaten tablet için tasarlanmış özel bir kılıf ve bu kılıf Evotep X7 HD'nin kutusuna çıkmakta. Bu şekilde tabletin içine yerleştiriyorsunuz ve daha sonra istediğiniz yere bu deri kılıfla tableti rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu kılıf sayesinde tabletin bir defter havası kazandığını, bir ajanda havası kazandığını söyleyebiliriz. Güzel olan başka bir noktada bu kılıf aynı zamanda bir ayak vazifesi görüyor. Bu ayak vazifesi gören kılıf sayesinde de Evotep X7 HD'de film izlemek ayrı bir güzellik oluyor. Ya da görüntülü görüşmeleri yaparken bu kılıf güzel bir ayak vazifesi görüyor. İçi kadife, oldukça kullanışlı olduğunu söylemek gerek. Bu kılıf da 300 liralık fiyatın içinde yer almakta. Fiyata dahil 299 liralık peşin satış fiyatı var Evotep X7 HD'nin ve bu kılıf da tabletle birlikte hediye ediliyor. Evet, Evotep X7 HD ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.